Ufuk Ulutaş, bizi çocuklarınızı katletmek zorunda bırakmayın. İsrail'in son Gazze saldırısı tam anlamıyla bir sivil katliama dönüştü. Birleşmiş Milletler'in İnsani İçler Koordinasyon Ofisi'nin rakamları yaşanan katliamı gözler önüne seriyor. OCHA'nın raporuna göre İsrail'in şehit ettiği Filistinlilerin %77'si sivillerden oluşuyor. Şimdiye kadar 44 çocuk ve 29 kadın hayatını kaybetti. 435'i çocuk olmak üzere 1500'ün üzerinde yaralı var. 1660 ev ağır bir şekilde tahrip edildi. Yaklaşık 900 bin Filistinli altyapının tahrip edilmesi sebebiyle su sıkıntısı yaşıyor. 22.600 Filistinli Gazze'nin kuzeyindeki evlerini terk etti. Yer 1.8 milyon insanın 360 kilometre karede yani Ankara'nın Sincan ilçesi kadar bir bölgede yaşadığı Gazze. İsrail'in eski başbakanı Golda Meir'e atfedilen, ''Bizi çocuklarınızı öldürmek zorunda bırakmayın'' tehdidi bugünlerde İsrail'de prim yapıyor. İsrail basınında bu minvaldeki yazılar gün aşırı yazılıyor. Netanyahu'nun kral yapıcısı ve güvenlik kabinesinde yer alan Yahudi Evi Partisi'nin lideri Naftali Bennett, CNN'e verdiği demeçte benzer bir tehditte bulunuyor. İsrail'in bilinçli bir şekilde hedef aldığı, kumsalda top oynarken katlettiği dört Filistinli çocuğu sorumluluğunu Hamas'a, mide bulandırıcı İsrail aksanıyla söylemek gerekirse Kıhamas'a atan Bennett, İsrail'in resmi pozisyonunu dillendiriyor. Ortada bir soykırım var ama bu İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı değil, Hamas'ın Filistinlilere yönelik soykırımı, self-genocide, ırkçı Menet'in İsrail'in pozisyonunu temsil etmediğini kimse söylemesin. Hamas İsrail'de umumun ittifak ettiği nadir konulardan. Propaganda makinesi bu tehdidin arkasında dillendirilen birkaç tane argüman var. Filistinliler kendi çocuklarının ölmesini istiyor. İsrail Filistinlileri öldürmek istemiyor. Filistinliler İsrail'i Filistinlileri öldürmeye zorluyor. Bu üç argüman İsrailli yetkililer ve sözcüler için hazırlanmış bilgi notlarında yer alıyor. Yani İsrail'in katliamlarını aklamak için seçilen stratejik ifadeler. Ortak bir beyin argümanı belirliyor ve kullanıma sunuyor. Yani İsrail'in katliamlarını aklamak için seçilen stratejik ifadeler, ortak bir beyin argüman belirliyor ve kullanıma sunuyor. İsrail'in katliam aygıtından daha iyi çalışan bir propaganda aygıtı var. Haklarını teslim etmek lazım. Bu sefer bayağı iyi çalıştılar. Tek rakipleri gerçekler. Haspara adını verdikleri bu aygıt, beynel minel çalışmakta, uluslararası lobiler tarafından arkalanmakta ve İsrail'in suçlarını tevil edip karşı hata geçmekte. Örneğin Rihanna'ya Özgür Filistin tweetini sildiren de İsrail'in Amerika'daki eski büyükelçisi Michael Orden'ı CNN'e Orta Doğu analisti olarak yerleştiren de bu aygıt. Yanlış duymadınız. CNN İsrail Filistin çatışmasına İsrail'in eski büyükelçisine analiz ettiriyor. Veya özel bir üniversite olan IDC Herzliya'nın kurdukları propaganda odasında sosyal medya üzerinden çocuk katliamları dahil İsrail'in suçlarını aklamaya çalışıyorlar. Öldürmeyi çok iyi biliyorlar. İsrail propagandasının ana teması her şey bir gaz ve toz bulutuydu. Sonra Gazze'den roketler gelmeye başladı şeklinde İsrail ile Gazze arasındaki çatışmalara bakarsak karşımıza olabildiğince istikrarlı bir trend çıkar. En son saldırıda olduğu gibi önce İsrail ateşkesi bozar, saldırı ve veya tutuklamalara girişir. Bunun üzerine Gazze'den sinir bozucu roketler atılır. İsrail de kendini savunma iddiasıyla Gazze'de orantısız güç kullanır ve çoluk çocuk ayırt etmeksizin saldırılara girişir. Örneğin sol saldırıda uluslararası medya kaçırılan 3 İsrailli'yi konuşurken İsrail'in 15 Mayıs'ta kasten ve gerekçesiz öldürdüğü 2 Filistinli genci hiç konuşmadı. Zira uluslararası medya saatini İsrail'in saatine ayarlamış durumda. Bizi çocuklarınızı öldürmek zorunda bırakmayın uyarısı bir tehdit. Amacı İsrail amacına ulaşmak için çocuk çoluk dinlemez öldürür mesajını vermek. Yani insan olan herkesi en hassas noktasından vurmak. Evet, İsrail çocukları kasten öldürüyor. İsrail İsrail'ini yapıyor ve öldürüyor. Ne de olsa arkasını toparlayan bir Amerika propaganda aygıtı ve İsrail propagandasını satın alan bir Batı kamuoyu var. Bu arada adları Ahit Atıf, Zekeriya Atıf, Muhammed Ramiz ve İsmail Muhammed idi. Kimin mi? Kumsalda top oynarken İsrail'in katlettiği Filistinli çocukların. Ufuk Ulutaş akşam